Lünç üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alıyı da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Son 24 saatte 1.5 milyonluk Lüç coin yakıldı arkadaşlar. Önceki günlere göre özellikle epey bir gerileme olduğunu da bilmek lazım. Bunun da nihayetinde önceden de çok konuştuğumuz gibi piyasadaki hızın ve fiyat değişiminin e, yatırımcılar açısından yani bu yatırımcı e, psikolojisinde inanılmaz etkisi var. E, i̇nsanlar da aslında e, bu doğru bir görüş e, olmamasına rağmen şey görüşü var işte yükselirken yakım yapalım daha iyi etkisi olsun gibisinden ancak e, yükselirken yakın yapması veya yapmaması ya da düşerken yapması e, hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü e, lunç tarafında her gün düzenli olarak dolaşan arzı arttırıldığı için arkadaşlar tabii ki e birim başına düşen fiyat hususunda ne oluyor? Gerilemeler gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu tabii ki bariz bir gerileme olmamasına rağmen en nihayetinde yakından gelecek bir yön yukarı fiyatlamanın da önüne geçmiş oluyor. O yüzden böyle bir şey yok yani bu hurafe bir durum ilk olarak onu söyleyeyim. geriledi fiyatlar ancak önümüzdeki günlerde özellikle yarın itibariyle bugünün verilerini yüksek alacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü Gün içerisinde çok fazla hızlı gelişme oldu arkadaşlar. Bunların kimisinden bahsettik. Kimisinden de bahsetmeye devam edeceğiz. Umarım yakımlar hızla gelmeye devam eder ve hız arttırılır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.